Burcu'm, ne güzel sürpriz. Hoş geldin. Oh. Beraber yeriz diye düşünmüştüm. Gerçekten mi? Hı. Yani ev yemeklerini seversin sen. Deli misin? Bayılırım. Yaprak sarma mı? Hmm. Teşekkür ederim. Oh. Otursana. Gel. Olur, oturayım. Neler yaptın? Nasıl geçiyor günün? Her şey yolunda değil mi? Ya senden iki dakika önce Şeyma geldi. Aa. Burada biraz sıkıntı yaşandı Koray'la ilgili. Ha. Da öyle çok mühim değil yani. Sonra konuşuruz. Biz yemeğimizi yiyelim. Gel. Tamam. Olur, yiyelim. Gel öpeyim. Ah. Aç ağzını aç. Hadi acele et. Ben onları oyalarken sen merdivenlere koş. Geliyorum. Aşkım de. Bakarsa senindir. Bakmazsa zaten hiç senin olmamıştır. Aşk. Kolluyorum seni, gel. Tamam, geliyorum. Bir an önce çatıya çıkmalıyız. Helikopter birazdan gelir. Tamam. El bombası atıyorum. Üç deyince fırla. Bir, iki, aşkım. Üç. Şşş, sessiz. Öykü ses yapma. Oh be. Tuvalete gideyim diyorum ben. Hı, tamam, sen git. Ben burada bekliyorum. Nasıl, nasıl? Ne oldu ya? Bırakmayacak mısın beni? Koskoca kızsın sen. Tuvalete kendin gidemiyor musun? Gidiyorum yani. Tabii gidiyorum, ben hep kendim giderim. Ama kesin değiliz. Öykücüğüm, ne değiliz? Biz Ayaz. Hiçbirimiz değiliz. Ver şunu ya, yiyeceğim. Allah muhabbetinizi arttırsın. Yavaş ve düz. Aman ölme, sen bize lazımsın. Senin ne işin var burada Olcay? Ben film izleyemez miyim? Merhaba Yazcığım. Selam Olcay. Şişt. O ne tacılık? O ne demek öyle ya? Çizimler diyorum, nasıl gidiyor? Doğru, benim çizimler vardı değil mi? Yani değil mi? Sonuçta Evren Yakut'un koskoca defilesini sen hazırlıyorsun. Ben hazırlıyorum değil mi? Doğru, ben hazırlayacağım. Hazırlıyorum, evet. Benim gitmem lazım. Şimdi bu kesin beni annene söyler, önemam da beni yer. Peki sen bilirsin. Aslında seninle önemli bir şey konuşacaktım ama... Yapma ya, ciddi misin? Ya neyse artık, sonra konuşuruz. Yok yok, konuşalım. Sen tuvalete gitmeyecek miydin? Kaçtı, söyle sen. Yok ya, böyle ayaküstü olmaz. Öldüreceğim seni Ayaz. Hangi gün bilmiyorum ama bir gün seni kesin öldüreceğim. Olcay'cım ya, sen gelsene canım böyle ya. Ayaz hiç tek film izleyemez, siz birlikte izleyin. Ha, olur tabii. İyi seyirler canım. Ay bu başroldeki herif nasıl ama ya? İzmandut değil valla. İnsan değil. Ha? Değil mi? Yer misin? Peki. Bülent Bey, bir misafiriniz var. Meral Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oturmaz mısınız? Teşekkür ederim. Pek vaktinizi almak istemiyorum. Hayırdır, mühim bir şey değildir inşallah. Bence önemli bir şey.
Bülent Bey, bana iyilik yapmanıza gerek yok gerçekten. Ben anlamadım. Bence anladınız. Ev sahibim aradı. Kirayı ödeyeceğinizi söylemişsiniz. Bütün borçları ödeyeceğinizi söylemişsiniz. Bakın, bizde komşuluk böyledir. Eskiden evlerimiz karşı karşıyaydı. Bilip de bir şey yapmasaydım rahat etmezdim. Ben aynı durumda olsam siz böyle bir şey yapmaz mıydınız? Nezaketinizi anlıyorum ama gerçekten gerek yok. Ne sizin ne de Önem Hanım'ın yardımına ihtiyacım var. Önem? Evet, Önem Hanım. Kendisi gelip bana iş teklif etti. Hem de sadaka verildi. Neyse. İyi ki henüz parayı yatırmamışsınız. Çünkü dönüşü olmayan bir yola girecektik. Ben çok üzülecektim. Bir sürü şey olacaktı. Evet. Sizden ricam, lütfen bu meseleye karışmayın, olur mu? İyi günler. Kabiliyetimi kaybettim resmen. Hiçbir şeye konsantre olamıyorum. Of. Burcu. Ay kızım, deli merak ettim ya. Ne oldu? Neymişsiniz? Bilmiyorum Burcu. Bilmiyorum. Ay nasıl bilmiyorsun ya? Ya nereden bileyim ki? Adam hiç çaktırmıyor. Yani böyle bazen bir bakış atıyor, sevgili gibiyiz. Sonra bir hareket yapıyor, bildiğin arkadaşız. Yani ben hiçbir şey anlamadım. Sen ne yapıyorsun peki şimdi? Çöp adam çiziyorum. Koskoca Evren Yakut'un defilesinde çöp adamlar çıkacak. Vallahi şimdi ben sana sakin ol diyeceğim ama olmayacaksın. O yüzden hiç söylemiyorum bile. Bence de, deme. Problem ne peki? Bilmiyorum Burcu. Yani ben konsantre olamıyorum. Ne zaman elime kalem alsam aklıma o adam geliyor. Ki kim olduğunu biliyorsun. Ayaz mı? Yok, Kaslı Ahmet Burcu. Kim olacak başka? O zaman bak, bu problemi çözmenin tek bir yolu var. Ya Burcu, başlama ne olursun ya. Bak, en son seni dinlediğimde ben başıma gelenleri biliyorum. O yüzden bir daha seni asla dinlemeyeceğim. Ya bir dakika, dur. Şimdi senin bu
hazırladığın defilenin konsepti aşk değil miydi? Aşk. Peki sen kime aşıksın? Ayaz'a. E tamam, sen de git Ayaz'dan ilham al o zaman. Ne bileyim, evine gidin, beraber çalışın. Aklında duracağına gözünün önünde dursun adam, değil mi yani? Ya aslında hiç fena fikir değil, biliyor musun? Kızım, hemen karar verme. Baban yumuşar, bekle sen onu. Allah aşkına sen ne beklemesinden bahsediyorsun anne ya? Adam beni kapının önüne attı. Çocukmuşum gibi davranıyor hala bana. Ya abla, gitmesen olmaz mı ya? Aşkım benim, sen hiç merak etme. Sen bir büyü. Ben seni de kurtaracağım. Biz senin anne babanız kızım. Ne demek seni de kurtaracağım? Baban geldi. Sakın, sakın yanlış bir şey söyleme. Zaten işi gücü kötü gidiyor. Çatmasın sana sonra, tamam mı? Canım sen odana git hadi. Neden ki? Az sonra tatsız şeyler olacak burada. Gelsene içeri. Topla hadi, topla her şeyini. Hiçbir şey kalmasın. Merak etme. Saçımın teli bile kalmayacak burada. Orhan öyle deme. Sen karışma. Kaç gündür öykülerde kızcağız. Geceleri uyuyamıyormuş, rahat edemiyormuş. Ya bana böyle şeylerle gelmeyin. Yıllardır huzurlu uyuyun diye köpekler gibi çalışıyorum. Rahat edemiyormuş. He? Siz de rahat edemeyin bakalım. Şımarık. Bana şımarık deme. Ne oldu? Mete de mi kapının önüne koydu yoksa? Evet, o da kapının önüne koydu. Sizin yüzünüzden. Kızım. Bizim yüzümüzden öyle mi? Bunun da suçlusu biziz yani. Evet, sizsiniz. Her zaman da siz oldunuz zaten. Hep korkuyla büyüttünüz beni. Bu eve erken dönmezsem namussuz olacaktım. Çünkü el alem hakkımda konuşacaktı, değil mi? Senin baskın yüzünden yalancının teki oldum. Hatta namussuz da. Bir kez olsun sarıldın mı bana baba? Bir kez olsun hatırımı sordun mu? Kızım. Baban bizim için çalışıyordu. Senle kardeşin için, eğitiminiz için. Bu mu senin bahanen anne ha? Keşke daha kötü şartlarda büyüseydim. Ama keşke en azından mutlu olabilseydik. Kızım, biz zaten mutlu bir aileyiz. Yalan. Biz mutlu falan değiliz. Biz kıskanç ve mutsuz bir aileyiz. Özellikle de sen anne. Sen o pencerenin kenarında sabahtan akşama kadar oturup sokakta gelen geçenleri izledin. Herkese bir kulp buldun. Çünkü kimse bizim kadar doğru olamazdı, değil mi? Ama size çok kötü bir haberim var. Biz doğru falan değiliz. Biz sadece kendimizi kandırıyoruz. Yeter! Kes artık. Çık git bu evden. Gideceğim. Bir daha da dönmeyeceğim. Aynı senin istediğin gibi. Sonra da annemin istediği gibi çok zengin bir koca bulup evleneceğim. Ve en sonunda seni de kurtaracağım anne. Bir sürü hizmetçin olacak. İstediğin de bu değil mi zaten? Şeyma. Ben yeni bir Şeyma olmaya çalışıyorum. Ve eski Şeyma'yı da hatırlatacak hiç kimse istemiyorum hayatımda. Ayaz'la tekrar barışmışsınız ha? Sevindim. Biz Ayaz'la zaten küs değildik.
Yani sürekli birilerine kızan, birilerini kıran sensin. Tamam, biliyorum. Sana bir özür borcum var. Evet. Evet. Epeydir bekliyorum ben bunu zaten. Haklısın. Tamam. Özür dilerim. Ama bu aralar kafam çok karışık Öykü. Kafam mı karışık? Mete, hepimizin kafası karışık. Bu bir bahane değil. Ama bak, neler yaşadığımı bilmiyorsun yani. Biliyorum. Şimdi sıra Şeyma'da değil mi? Onun kalbini kırmakla meşgulsün. Öykü, bak sen Şeyma'yı benden daha iyi tanıyorsun değil mi? Yani onun geçmişini benden daha iyi biliyorsun. Evet, biliyorum da bu neyi değiştirir? Beni de tanıyorsun. Yani benim neleri sevdiğimi, neleri sevmediğimi çok iyi biliyorsun. Yok Mete, artık bilmiyorum. Sen çok değiştin ya, çok bencil biri oldun. Efendim? Şeyma senin için kendinden, ailesinden vazgeçti. Sen onun için ne yaptın? Bir dakika, bir dakika, ben söyleyeyim sana ne yaptığını. Hiçbir şey. Koca bir sıfır. Sen sadece onu yargıladın. Küçük düşürdün. Ya benim hiçbir zaman öyle bir niyetim yoktu. Ben sadece saf ve temiz... Senin saf ve temiz anlayışın ne Mete ya? Sen onu bana bir açıklasana önce. Şeyma seni seviyor. Yetmez mi bu? İşte ben de onu düşünüyorum Öykü. Yeter mi? Bu dünyada sevgiden daha değerli bir şey yok. İnsanları geçmişine göre yargılayamazsın. Bırak bunu. Düşünme artık. Şeyma'nın geçmişini sana gelmek için aştığı engeller gibi gör. İnan bana. Böyle yaptığında çok daha mutlu olacaksın. Çok daha mutlu olacaksınız. Ya ben biraz hava alacağım. Ayaz da birazdan geliriz zaten. Siz de. Neyse. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Maç başladı mı ortak? Geciktim biraz ama 10 numara alışveriş. Hah ortak, gel gel. Maç başlamadı daha. Ortak gelsene. Ortak ne güzel kelimeymiş ya. Ortak. Ortiş. Ya gel hadi. Bak maç izleyeceğiz daha. Hoş geldin oğlum. Ben bu sesi pek sevmedim. Senin sesin de pek neşir gelmiyor açıkçası. İyi, senden de hiçbir şey kaçmıyor. Seni ben yaptım oğlum, bırak da bileyim. Ne zamandır bir baba oğul terapisi yapmıyoruz. Zamanı geldi mi dersin? Oo, geldi de geçiyor bile. Yalnız şöyle bir problem var. Görünüşe göre ikimiz de pek iyi değiliz. İlk kimi dinleyeceğiz? Seni mi, beni? Mete nerede ya? Ben varım, yetmez mi? Ya ben seninle maç falan izlemem. Ya niye? Hiç denemedin ki. Ayrıca ben çok severim futbolu. Offside falan. Ayrıca en sevdiğim kart sarı kart.
Bence sarı kart çok şeker. Sonra Emre'nin öğrencilerinin bütün antrenmanlarını da gittim ayrıca. Yani gol mol hepsini biliyorum. Aferin sana. Akıllı bıdık. Tamam ya, merak etme. Seninle maç falan izlemeyeceğim. Ben burada uslu uslu çizimimi yapacağım. Bana sen lazımsın. Sen de buradasın. Yani artık başlayabilirim. Ben lazımım derken? Yok ya bir şey. Hadi sen maçı izlemene bak. İyi bakalım. Sen şurada boyama kitabını doldur. Fazla ses çıkarma. Kırmızı kartla oyun dışı kalırsın. Sonra soyunma odasının yolunu tutarsın. Soyunma odası mı? Ne diyorsun sen be sapık hakem? Sen hakeme karşı mı çıkıyorsun? Yok hocam, kararlarınıza saygım sonsuz. Aferin. Geç bu tarafa hadi. Orası benim yerim. Yürü. Hop. Belki de zile basıp da kaçmayı sevdiğinden. Gerçeği gördüm bir anda, yok duramam buralarda. Ateşle oynamak isterim, yana yana yan yana. Nanim nan nanana, tenimde fırtına. Nanim nan nanana, var ya. Hadi sen de söyle aşka gel de böyle deli delice. Ateşin içinde. Sevgili danışanım. Danışan diyorlar değil mi bugünlerde müşterinin kibarcası? Hı? Neyse. Evet, sizi dinliyorum Bülent Beyciğim. Çok kötü bir psikologsun. İstirham ederim. Ben sınıfımın birincisiydim bir kere. Lütfen, lütfen. Evet, nasıl gidiyor Önem Hanım'la ilişkiniz? Oo, bu nefes bana birçok şeyi anlatıyor. Ama ben yine de dinleyeyim. Hadi bakalım, buyurun. Anladım, anladım. Şöyle yapalım Bülent Beyciğim. Bir kelime seçin. Önem Hanım'la ilişkinizi bana sadece bir kelimeyle ifade edin. Buyurun. Farklı. Hmm. Tek kelimeyle özetlersek farklı. Hmm. Anlıyorum. Biraz açarsak. Ya aslında problem Önem mi bilmiyorum. Belki de problem benim. Anneni çok düşünüyorum. Annen çok fedakardı. Aile, mahalle, dostluklar. Her şeyden önce gelirdi onun için. İş kaçıncı sırada gelirdi biliyor musun?
Son. Son sırada gelirdi. Mühim olan işe gitmek değil, eve dönmekti onun için. Ama önem için iş var. Sonra yine iş. Sonra yine iş. Sonra iş. Neyse ya. Bugünlük yeter bu kadar. Aşağı yukarı böyle işte. Şimdi sıra sende. Oh be! 3 puan bizim be! İşte bu kadar. Sende ne var ne yok? Sıfır. Soyut bir çalışma olmuş. Evet, o kadar soyut ki yok. İyi, biz bunu sanat galerisinde satabiliriz mesela, merak etme. Çok sağ ol Ayaz ya, hiç yardımcı olmadın. Öykücüğüm, benden tam olarak ne istiyorsun? Ya duymadın mı sen Olcay'ı? Evren Yakut'un defilesini ben hazırlıyorum. Bundan bana ne? Senin yardımına ihtiyacım var. Bunu duymak güzel. Bir daha söyle bakayım. Senin yardımına ihtiyacım var. Güzel. Şimdi tedavinin ilk adımı hastalığı kabullenmek. Sen de bu beceriksizliğini kabullendiğine göre artık sana yardım edebilirim. Şimdi konsept ne? 1, beceriksiz sensin. İkincisi de konsept aşk. Aşk. Yapabiliriz. Bekle beni burada. Evet, Mete Bey. Oo, ben burada uyurum vallahi. Kaçamak yok. Anlat bakalım. Neden ayrıldınız Şeyma ile? Baba ya, biraz insan alıştıra alıştıra sorar değil mi yani hemen öyle pat diye? Vaktim yok. Sıradaki danışanım bekliyor dışarıda. Siz çok meşhur bir psikologsunuz galiba. Çok. Ne anlatayım baba işte yani. Bizim hikaye uzun ya vallahi. Çok vakit alır. Özet geç. Baba ya, ben aslında burada seninle konuşurken problemi bayağı anladım. Neymiş problem? İkimiz de hayatımıza giren kadınları annemle kıyaslıyoruz. Onun kadar mükemmel olmalarını bekliyoruz ama öyle bir şey olmayacak. Çünkü annem bir başkaydı. Kimse onun gibi olamaz. Bunu ne kadar erken kabullenirsek o kadar çabuk mutlu oluruz. Biliyorum zor ama ben deneyeceğim baba. Bu sefer deneyeceğim. Hadi. Gel benimle. Temiz hava, yıldızlar ve en önemlisi ben. Yeter mi? Artar bile. O zaman ben kendimi bu üçlü arasından çıkarayım. Yok, sakın. Yani diğer ikisini çıkartabilirsin ama sen kal. Güzel. O zaman başlayalım. Başlayalım. Otur. Altına da şunu koyalım.
şaşırt bugün beni.